Herkese merhabalar. Ben dermatoloji uzmanı Doktor Aslı Tokmak. Sizlere bugün biraz kolajenlerden bahsedeceğim. Kolajen vücudumuzda temel yapı taşı olan bir proteindir. Vücudumuzun protein yükünün yaklaşık %30'unu oluşturur. Kolajen aslında kelime anlamı olarak tutkal anlamına gelir. Vücudumuzda birçok yerde kolajen vardır. Yaptığı şey de dokuların bir arada kalmasını sağlamak, birbirine yapışmasını sağlamak. Özellikle ciltte, kemikte, tendonda, eklemlerde, kıkırdak dokusunda bol miktarda kolajen yer almakta. Vücuttaki protein yükünün yaklaşık %30'unu kolajen oluşturmakta. Şu ana kadar tanımlanmış 28 tip kolajen olduğu varsayılmakta. Vücudumuzda en çok gördüğümüzde tip 1 kolajen. Deride en çok gördüğümüzde yine tip 1 kolajenle beraber tip 3 kolajen. Derideki kuru ağırlığın yaklaşık %75'ini kolajen oluşturmakta. Yine kemikte, kıkırdakta kolajeni bol miktarda görmekteyiz. Kıkırdaktaki kolajenler biraz daha tip 2 kolajen ağırlığında. Kolajen cildimizde de çok miktarda bulunmakta. Özellikle cildimizin normal fonksiyon ve sağlam yapısını sağlaması açısından çok önemli bir rol oynamakta. Hücreler arasındaki boşlukları doldurarak dokuların birbirine yapışmasını sağlar. Cildimizde sıklıkla tip 1 kolajen bulunmakta. Genç bir ciltte kolajen yapısı daha ince ağsı bir yapıda. İnce ağsı fibrillerden oluşur bu kolajenler. Yaşla beraber kolajen yapısı bu ağsı yapısını kaybeder ve daha kalın, kısa, parçalanmış kolajene dönüşürler ve bunun sonucunda da cildin içerisindeki kolajen iskelesi bütünlüğünü kaybeder ve daha bozuk bir kolajen haline gelir. Bunun sonucunda ne olur? Cildimizde kırışıklıklar, sarkmalar, ince çizgilenmeler, ciltte matlaşma, renk tonu eşitsizliği, lekelenmeler, nemini kaybetme, daha böyle kuru bir görünüm ortaya çıkar. Kolajen üretimi yaşla birlikte değişiklik göstermekte. Özellikle 20'li yaşlardan itibaren kolajen yapımı azalır. 30'lu yaşlardan itibaren ise yıkımı artar. Özellikle 30'lu yaşlardan itibaren her yıl %1,5 oranında kolajen kaybetmekteyiz. Bu oran 50'li yaşlar civarında, yani menopoz civarında %50'lere varmakta. Hatta 80 yaşında kolajen kaybı yaklaşık %75 civarında bulmakta. Kolajenin sıklıkla yaşla beraber azaldığını görmekteyiz ama bunun haricinde yaşın dışında güneş ışığı, stres, alkol kullanımı, sigara kullanımı, hava kirliliği, bazı ilaçlar yine kolajen kaybını artırmakta. Yine düzensiz uykuyu, düzensiz beslenmeyi de kolajen kaybını artıran nedenler arasında sayabiliriz. Kolajen vücutta her yerde var dedik. Kemiklerde var, bunda eksikliğine bağlı işte kemik ağrıları ortaya çıkmakta. Eklemlerde var, eklemlerde kolajen eksikliği olduğu durumlarda yine eklem rahatsızlıkları ve eklem ağrıları ortaya çıkar. Kas kitlesinde kayıp ortaya çıkar. Yine cildimizdeki zaten kayıplara bağlı olarak cilt tonu eşitsizliğinde artış, lekelenme, ciltte matlaşma, yaşlanma, ince kırışıklıklar, çizgiler, sarkmaları sıklıkla görmekteyiz. Aslında kolajeni gıdalarla almak biraz zor oluyor. Çünkü gıdaların içerisindeki kolajen makromolekül düzeyinde olup bağırsaklarda bizim kendi kolajenimizi üretmemize yardımcı olacak amino asit düzeyine, yani mikromolekül düzeyine parçalanması ve bağırsaklardan emilmesi yapılan çalışmalarda aslında çok da yeterli gösterilememiş. Ancak yine de kendi kolajenimizi üretebileceğimiz amino asitlerden zengin olan bazı gıdalar mevcut. Bunlardan en bilineni zaten kemik suyu çorbaları. Onun haricinde yumurta, avokado, kakao, keten tohumu, badem, ceviz gibi ürünlerde, yine tavuk, tavşan derisi gibi gıdalarda kolajen üreten amino asitlerin fazla miktarda olduğunu görmekteyiz. Kolajen kullanımının aslında belli bir yaş sınırı yok. Ne zaman ihtiyaç duyarsak o zaman kullanabiliriz. Özellikle işte 16 yaşında bile olsak kırıklarda, işte kas gücü kayıplarında, bazı kas hastalıklarında, yanıklarda, yara iyileşmesinin hızlandırılmasında kolajen kullanımını önerilmekte. Kolajen aşısı, biz dermatologların kolajeni artırmak için cildin altına direkt olarak uyguladığımız
işlemleri diyoruz aslında. Bu uygulamaların içerisinde, bu ürünlerin içerisinde aslında direkt olarak kolajen yok. Ama kendi kolajenimizi üretmeye, uyarmaya yardımcı olacak bazı maddeler var. Bu maddeler özellikle işte hyaluronik asit, amino asitler, peptitler, vitaminler, antioksidanlardan oluşur. Ve bunlar cildin altında kolajen üretimini sentezleyen fibroblast denilen hücrelere uyararak kolajeni tetiklerler. Bunun sonucunda da yaklaşık 2-3 ay içerisinde kolajenimizi kendimiz sentezlemiş oluruz. Kolajen böyle bugünden yarına sentezlenen bir molekül değil. Çünkü protein yapıda bir molekül. DNA'nın da aracılık ettiği, vücutta kendi ürünümüz olan materyal. Bu yüzden etki süresi bunların yaklaşık 2-3 ay içerisinde görülmekte. Bunların haricinde özellikle kalsiyum hidroksapatit, polileylaktik asit, polikaprolakton içeren bazı kolajeni uyaran dolgular da bulunmakta. Bunları da yine cilt altına kanül yardımıyla vererek kolajen üretimini tetikleyebiliyoruz. Aslında bununla ilgili biraz çelişkili sonuçlar var. Kafalar biraz karışık. Kolajen hapımı kullanayım, kolajen aşısı mı yaptırayım yoksa kolajenimi artırmak için fokus ultrason mu yaptırayım? Yapılan çalışmalarda ağızdan alınan kolajenin kendi kolajenimizi artırdığını destekleyen sonuçlar da mevcut. Bunun aksini söyleyen aslında ağızdan alınan kolajenlerin bağırsaklardan yeteri kadar sindirilemediği ve emilemediği, yani kendi kolajenimizi üretmeye yetecek olan aminoasitlere dönüşemediğine dair çalışmalar da mevcut. O yüzden bu konuda kesin bir net görüş yok. Ancak tabii ki ağızdan kolajen alımını alınabilir. Hani bazı kayıp durumlarında kolajene ihtiyacımız olduğu durumlarda önerilebilmekte. Ancak biz dermatologlar özellikle ciltteki kolajen kaybını yerine koymak için kolajen stimülasyonunu cildin direkt altında yaptığımız yöntemleri önermekteyiz. Bunlarda da en çok uyguladıklarımız dermokozmetik işlemlerden kolajen aşıları, kalsiyum dolgular ve bazı cihaz uygulamaları. Bunlarda işte lazer, dermapen, altın ili radyo frekans gibi cihaz tedavileri. Aslında çok belirgin bir yan etkisi yok, ancak içerisindeki yapay tatlandırıcılar ve asiditesine bağlı olarak mide rahatsızlığı, reflü gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda yapay tatlandırıcı olmayan kolajen kullanılabilir. Yine hiperkalsemiye bağlı olarak, yani kalsiyum artırmasına bağlı olarak kabızlık, aritmi gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Bu yüzden de aritmisi olan kişilerde de kolajen kullanımını çok fazla önermemekteyiz. Kolajen hiperkolesterolemi yapmaz, çünkü içerisinde kolesterol değil protein bulunmakta. Bazen de yağlanmada artış olmaksızın akneye sebep olabilmekte. Bu yüzden dikkatli kullanımda fayda var. Ağızdan kolajen takviyesi özellikle cilt için alınacaksa içerisinde tip 1 ve 3 kolajen içermesi gerekiyor. Ama tabii ki kıkırdak ve kas kemik için alınacaksa tip 1, 2, 3 kolajen içermesine dikkat edilebilir. Özellikle hidrolize peptitler içermelidir emilimi açısından. Tavuk, sığır ve balık kolajeninin etkinlik açısından bir farkı bulunamamış yapılan çalışmalarda. Ancak sığır kolajeni insan kolajenine en yakın kolajen olduğundan bir tık belki tercih edilebilir. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu günlük en az 5 gram kolajen içermelidir. Ancak bununla ilgili yine bir kesin görüş yoktur. Moleküler ağırlığın 3000 kilodaltondan daha düşük olmasına dikkat etmek gerekir. Emiliminin daha yüksek olması açısından. Tablet formlarına göre özellikle likit formlarında biraz daha fazla kolajen bulunmakta. En çok da toz olan formlarında kolajen miktarı daha fazladır.